Değerli yarışseverler, hepinize mutlu akşamlar diliyoruz efendim. Yepyeni bir dürbünden yansıyanlar programıyla karşınızdayız. Tabii ki saatler 22.00'ı gösterirken artık yıllardır diyebiliriz değil mi Yalçın? Çarşamba akşamlarının değişmez ekran klasiği haline de geldik çok şükür. Çok şükür. Nasılsın? Hoş geldin, iyi haftalar. Teşekkür ederim, hoş bulduk Sadık'cığım. Sizleri gördüm, daha iyi oldum. Beycan abiyle birlikte geldik yine. Hoş beş sohbet ettik. Seni de bugün daha enerjik, böyle daha canlı gördüm. Evet, bugün daha dinçlik yarışı yapacağım. Dinçlik yarışı yapacaksın. Evet, çok güzel bir haftayı geride bıraktık. Çok önemli yarışlar vardı. Epey konuşacağız tabii. Öncelikle Süleyman abiye geçmiş olsun diliyorum. Evet. Çok başarılı bir operasyon geçirdi. Çok şükür. Küçük bir kanama vardı. Hı hı. O sağ olsun Erhan Sofuoğlu, Erhan abim. Bizim de hep kahrımızı çekmiştir. Annemle de çok yakından ilgilendi. Yani hipodromda kim kapısını çalsa hiçbir zaman geri çevirmez. Elinden gelen tüm gayreti gösterir. Eksik olmasın. Onun da ellerine sağlık diyorum. Çok güzel, başarılı bir operasyon geçirmiş. Sevindirici kısmı tabii ki bu. En kısa zamanda tekrardan aramızda olacak inşallah. Geçmiş olsun Süleyman abi diyorum buradan. İmparatora büyük geçmiş olsun diyoruz efendim. Biz de bir kez daha ve hemen hocama da döneyim. Hocamın da tabii ki bu konuda dilekleri olacak. Söyleyecekleri olacak hocam. Sonsuz iyilik dileklerim var. İmparator için. Zira imparatorsuz at yarışı hipodrom düşünülemez. Çok doğru. Ki kendisiyle daha yakın olanların hepsinde de mutlaka bıraktığı bir iz vardır. Mutlaka. Tekrar ediyorum. Hipodromda imparator olmadan olmaz. İyi haberlerini de aldık. Çok şükür. Çok mutlu olduk. Tabii hijyen açısından bu aralar ziyaretçi kabulü pek edilmiyormuş. Evet. Ama her şeyin çok güzel olduğu şeklinde haber aldık. Geçmiş olsun. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi de iletiyoruz. Tabii ki programda yine dop dolu ve tabii bu hafta İstanbul Yarış Festivali haftasıydı. Biz de pek çok mücadeleyi değerlendireceğiz efendim. O yüzden hiç vakit kaybetmeyelim diyorum. Arka arkaya konuşacağımız festival kapsamındaki koşuların ilki İstanbul Festivali'nin, Yarış Festivali'nin ikinci günü, yani pazar günü yapılan Topkapı Koşusu olacak. Son of Cougar'ın kazandığı Topkapı Koşusu'nun görüntüleri bir kez daha ekranlarınıza getirelim ve üzerine tabii ki sevgili Yalçın'ın ve Mehmet Ali Beycan hocamızın yorumlarını almaya başlayalım. Şimdi tabii pazar günü en önemli konu pistin 6 derecesinde ağır olmasıydı. Evet. Benim evimin olduğu bölge Büyükçekmece tarafında, orada inanır mısın pazar günü hiç yağmur yağmadı. Hiç. İstanbul'da ama, son dönem böyle. Ama amcam Ataköy'de oturuyor. Amcamla telefonda konuşuyorum. Sağnak. Dedi ki sel... Sağnağında şey, evet öyle yani. Biz çünkü komşuyuz. Evet. Evde otururken korkmuş ilk defa bu kadar şiddetli çok bir yağış sebebiyle. Rahatsızlık duymuş yani, tedirgin olmuş. Ve dolayısıyla da pistin ölçümüne de yansıdı. Evet. Altı ölçülünce de tabii grup yarışlar dışındaki yarışlar sentetik piste alındı. Ama bu denli ağır bir pistte safkanların büyük kısmı da koşmadığı için hepimizin kafasında ne olacak acaba, hangi safkanın ayağına yatkın olacak bu pist diye merak ediyorduk. Sonrası sende. Evet. Vallahi Son of Cougar yani müthiş bir yarış atı. Harika koştu. Zaten parlayan bir yıldız, artık fenomen. Ben bir tweet attım, biraz linç yedim ama bana hak verenler de oldu. Yani sağlıklı koşabilirse bu at uzun seneler inşallah pistlerimizde izleriz. Yani böyle şampiyonlara ihtiyacı var tabii ki Türk yarışçılığının. Kesinlikle öyle. Bence şu an bu yarışıyla tamamen ispatladı kendisini. Evet. Yani bu pistte bu denli sallı bir atın, çünkü iri bir at, böyle yine güle oynaya adeta son yarışındaki gibi müthiş bir performansa imza attı. Yani şu an Gazi şampiyonunun arkasında yol arıyor ve o kadar kolay ki, bakın burada biraz bariyer dibinde hafif bir açık alan vardı. Orada hafif bir sıkışır gibi oldu. Şurada bir Ahmet yürütmeye başladı.
Yarışta tabii güzel de bir tempo oldu. Yani bu piste göre iyi bir tempo oldu. Ve açık alanı bulduktan sonra yani müthiş uzuyor Safkan. Yani adeta 200'den sonra rakiplerini teslim aldı ve son 200'ü çok rahat koştu. Yani son 100'de hem bu yarış hem bir önceki yarışı güle oynaya kazanıyor. Adeta kazanıyor. İnanılmaz bir performans gerçekten. Evet. Yani çok farklı bir at. Şu an bu performansıyla bence tamamen kendisini ispatladı diye düşünüyorum. İlgililerini kutluyorum. Yani babası da çok özel bir attı. Çünkü ben Ahmet Özgen'den buradan selam olsun. Birebir Kırkahvesi'nde oturmuştuk yıllar önce. Kugur'dan bahsediyordu ve Gazi koşusuna bir operasyon geçirerek giriyor. Ve o halde ne yarışlar yaptı Kugur. Tabii. Özel bir attı. Annesini Meycan abime bırakacağım, annesinin yorumunu. Maşallah diyelim. Hakikaten son yıllarda izlediğim en iyi Maydır bence. Sanırım şu an bir anket yapsak ve desek ki Son of Cougar'ı Dubai'de ya da yurt dışında yarışırken izlemek ister misiniz? Kesinlikle. Cevap %99 evet çıkar değil mi? Kesinlikle. Yani bence şu an yani at yarışıyla az çok alakadar olan herkesin aklından geçen hayali diyeyim ya da niyeti diyeyim Son of Cougar'ı yurt dışındaki rakiplerle izlemek. Kesinlikle. Orada da eğer gider ise başarılı olacağını düşünüyorum. Yani farklı koşuyor bu at. Çok farklı koşuyor. Çok meziyetleri var. Çok özellikleri var. Gerçekten öyle. Yani uzun, kısa, kum, ağırsa, kurusa her yerde başarılı. Ve çok değişmiş at. Yani çok o kadar iyi ki padokta pırıl pırıl. Maşallah. Kendinden emin. Hani bütün sıkıntılarından arınmış bir şekilde bambaşka bir Son of Cougar izliyoruz yani. Gerçekten öyle. Hakikaten, gerçekten öyle. Gözlerimizin pasını silmek tabiri herhalde Son of Cougar'a cuk oturuyor diye düşünüyorum. Tebrik ediyoruz tüm ekibini, jokeyini, ilgililerini kutluyoruz. Özel bir at. Umarım uzun yıllar bu şampiyonu izleriz. Ayağına taş değmesin. Taş değmesin. İkinci olan tabi Gazi şampiyonu Dragon Flame, iyi de hazırlıkları vardı. Senin de bahsettiğin gibi ilk kez bu denli ağır bir sahada koştu o da. Yine de ikinciliği bırakmadı. Ronin yine iyi koşan safkanlardan. Evet. Sanırım bir nal problemi de yaşamış. Hı hı. Nalı da çıkmış yarışta. Ona rağmen yine başarılı bir performans. Üçüncülük bu grupta bence çok çok iyi. Ve koşunun dördüncüsü Festival Fever. Yakın farklarla o da üçüncülüğü kaybetti. Burgas bu pistte pek yapamadı bence. Evet. Yapamadı. Öyle geçmiş görünüyor. Olsun diliyoruz ona da. Aliana da geçmiş olsun ilgilerine. Tabii o da koşamadı. O da koşamadı. Maalesef. Böylesi önemli bir koşuyu. Ama Son of Cougar'ı tebrik ediyorum hakikaten. Farklı bir seviye. Maşallah. Hocam ne dersiniz? Son of Cougar ve Topkapı koşusu. Şimdi bu koşu kayıtlarını analiz ederken şöyle bir cümle kullanmıştım. Burgas gibi bir şampiyonu kolay ve rahat biçimde 5 boy farkla geçmek her baba yiğitin başarabileceği harç değil. Evet hocam. Demiştim ve mükemmeldi. Bu sefer daha da farkı ama arttırdı. Ama bugünkü koşusundan sonra mükemmelliğin yerine muhteşem kelimesini kullanıyorum. Evet hocam. O kadar kolay, o kadar rahat ki 400 civarında önünde böyle yol ararken bir ara Ahmet Çelik'in tutmaktan boynu yamuldu atın. Evet. Öyle bir enstantane seyrettik. Şimdi sahanın ağırlığından bahsettin. Sahanın ağırlığı da bence Son of Cougar'ın lehine. Çünkü baba hattında anne tarafından Caminando var. Hmm. Caminando da böyle pistlere bayılır. Bayılır. Ama muhteşem bir birincilik. En güzel lafı söylediniz. Ayağı taşa değmesin. Amin hocam. Uzun yıllar hep böyle sağlıklı bir şekilde izleriz. Şimdi Temin %99'dan bahsettin Dubai için. Evet, anket yapsak çıkar değil mi hocam? Çıkar, çıkmasına da Yalçın'la gelirken sohbetimizde şöyle bir konu geçti.
Akdeniz derbisini koşmayı düşünüyorlarmış planlarında. Evet. Ben de dedim ki Akdeniz derbisinde ne işi var? Dubai'ye gitmesi gerek dedim. Kesinlikle. Beklenti o yönde. Yani. Özel bir at. Yani evet. Pamuklara sarmak lazım. Çok güzel. Belli buradan, yarışlar seçeceksin. Yılda belli koşular var. Buradan, onları hedefleyeceksin. Yoluna devam edeceksin. Buradan Suat Hoca'nın da kulağını çınlatalım. Daha Son of Cougar bu yarışları yapmadan Kocaeli'de bir yarışı var biliyorsunuz. Evet. Kocaeli'ndeki yarışı niye koştunuz kardeşim? Dubai'yi düşünsenize demişti. Doğru. Onu da tebrik ediyorum. Gerçekten öyle. Yani. Bravo Suat abi. Tebrikler tekrar. Gazi Galibi Dragon Flame tabii Gazi'den sonra zaten bu koşu planlarındaydı. Ne derece doğrudur bilmiyorum ama hafif geçirdiği bir rahatsızlık da var. Gazi'den sonra. Gazi'den sonra ara vermesi de var. Yine de Gazi şampiyonuna yakışır bir şekilde koştu. Koştu tabii. Piste biraz aleyhine. Ama kimse şunu demiyordur değil mi hocam? Pist kuru olsaydı işte şöyle olurdu, böyle olurdu. Kendisi kazanmak adına bunu diyecek bir durumda değildir. Kuru pistte de kazandı sonra. Evet, kurdu. Onun için diyorum yani kimseye yani pistin yarışta, durumuna bir Burgas'a şey bırakmadı. Burgas'a 5 boy. Tabii. Şampiyon Burgas yine bir yerde şampiyon. Vinci Torre'ye de 8 boy. Yapmıştı. Doğru. Kolay şeyler değil. Abi 2 çift 0.92 yapıyor. Tabii. Yani yarış hayatının ilk 2000 çimine çıkıyor ve evet. Burgas gibi bir şampiyonu gelip Bülonya'ya geçti. Evet. Tabii. Yani. Ve fark kapatarak geldi o yarışta bir de. Ronin bu koşunun bence iyi dikkat koşanı. Çekeni. Dikkat evet. Çekeni. Şimdi hem düzlüğe kadar koşuya tempo verdi. Sonrasında beşinciliğe düştü. Ancak sonlara doğru yeniden direnç gösterdi ve üçüncülüğü ardından gelen Festival Fever'a da bırakmadı. Dikkat çekici bir yarış. Ki ilk üç yukarı koştu sonunda. Ama ileriki günler için oldukça iyi mesaj vermiş oldu. Festival Fever derken Mustafa Çiçek'e de geçmiş olsun diyelim. Evet hocam. O da geçmiş bu olsun. Yarış bitiminde bir talihsizlik yaşadı. Son of Cougar'ın tüm ilgililerini Sayın Ayhan Ahrazoğlu nezdinde kutluyorum. Kutluyoruz efendim ve hemen koşu sonrası röportajla devam ediyoruz. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yarış heyecanı devam ediyor değerli izleyenlerimiz. Günün 7. mücadelesi Topkapı koşusunu geride bıraktık ve koşuyu 7 numaralı Son of Cougar Jockey Ahmet Çelik'le kazandı. Tebrik ederim öncelikle üst üste 3. birinciliğiniz oldu. Sağ ol, teşekkürler. Ve Gazi şampiyonları Dragon Flame ve Burgas gibi isimleri de geride bıraktınız. Neler söylemek istersiniz? Yani Son of Cougar Türkiye'de çok iyi atlar var. Bu iyi at değil. Bu gerçek bir şampiyon. Bu at yani sağlıklı koşsa bundan sonraki hayatında sağlıkla ilgili bir sorun olmazsa gerçekten bizim ülkeyi temsil edecek bir güçte. Hani şurada desem ki bu at normalde 3'te 1'ini 2'sini koşuyor. Yani insanlar der ki daha ne bekliyorsun ama gerçekten bu at çok fazla bir atmış. Hani öyle böyle de ben attan çok memnunum. Ekibi de üzerine çok düşüyor. Ekibin atın. Herkesin emeğine sağlık. Teşekkürler. Ahmet Çelik'e ve sevgili Sabah'a teşekkür ediyoruz röportaj için. Zaten Ahmet de bu röportajında evet. Bizim yaşadığımız o istekli durumu, bir hayali kurdurtacak evet. Cümleler söylemiş. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Yani öyle bir performans gösterdi ki özellikle bir önceki yarışı, bu yarış artık bir Dubai veya bilemiyorum başka. Yani ağır sahada bu kadar iyi olunca İngiltere'de değil mi? Tabii. Orada genelde ağırda koşuluyor evet. Yarışta. Fransa keza yani. Aynı şekilde. Düşünebilir bakalım. Ben çok da iyi bir şekilde ülkemizi temsil edeceğini düşünüyorum. Gerçekten daha önce giden efsaneler gibi yine başarı sağlayacaktır. Özledik, özledik evet. O başarıları. Evet, özledik. İnşallah diyelim.
Efendim devam edelim. Sıradaki mücadelemiz için Boğaziçi koşusuna geçelim ve Borrego'nun kazandığı koşu yine aynı gün yapıldı. Tabii festivalin ikinci günü pazar günü 8 Eylül'de gerçekleşti. Günün de 8. koşusu olarak yapılan Boğaziçi koşusu ekranlara da geliyor. 2400 metre mesafede yapıldı. 3 yaşlı 4 tay ilk 5'te yer aldı. 4 tay katılmıştı koşuya 3 yaşlı olarak ve aralarına bir tek Age of Fire girdi 3. olarak. Borrego 1., Madras 2. ama Borrego da burada 5 boyluk farkla kazanarak favorisi olduğu koşuda güvenenleri de yanıltmamış oldu. Evet. Çok da etkileyici bir performans sergiledi. Pistten herhangi bir eksik koşar diye bir şüphem yoktu. Borrego için. Pistin ağırlığından ötürü Borrego için. Çünkü çok kolay bir at. Yarışın her yerinde kolay gidebiliyor. Tam bir mesafe atı. Yani çok enteresan. Babası Mahir Dirsan çok iyi bir sürat makinesiydi adeta. Tabii. Kısa mesafelerde müthiş yarışlarını izledik Mahir Dirsan'ın. Ama buradan Yüksel abim de kulaklarını şınlatayım. Hep hızlı aygıra çekmek lazım kısrakları derdi. Evet. Hızlı aygır. Hızlı aygır çok iyi yavru verir derdi. Hakikaten Borrego'da müthiş bir ivme yakaladı. Gazi koşusu performansı da harika. Zaten Vedat'la kazandığı bir yarış vardı Gazi koşusundan önce. Hani Vedat o yarıştan sonra Gazi'ye gideceğiz. Hani çok inanıyordu. Hı hı. Ama bir sonraki yarışı Gazi'den önceki koşusu biraz eksik kalınca bilemiyorum. Belki de günlük bir problem yaşadı o gün. Gözlerden uzak kaldı bu Safkan ama Gazi performansı olsun. Sonraki yarışları olsun. İşte bu yarışı da dahil. Müthiş koşuyor. Yani 3 yaşlılar burada revaçtaydı. Koşuda üst sıralarda olması bekleniliyordu. Senin dediğin gibi 1, 2 ve 4 5 oldular. Tabelanın içerisinde yer aldı 4, 3 yaşlıda. Madras tabii tempo yavaş olunca biraz erken yürümek durumunda kaldı. Şu an pistin ortasında. Kazanan Borrego iç tarafta, en içte de Age of Fire atladılar zaten şu an. Ama buralardan sonra belirginleştirdi iyice. Hakim evet. oldu. Yine gösterişli güzel bir koşu kazandı. Bu koşusuyla beraber tabii uzun mesafeli yarışlara da ben buradayım. Evet. Bundan sonra uzun mesafenin iddialı isimlerinden en başta geleninden birisiyim dedi. Kesinlikle. Borrego. Madras'ın da tabii ben pistten ötürü Madras'tan biraz şüphelerim vardı. Çünkü çok uzun sallı. Aksiyonlu, sallı bir Safkan. Ama yine de çok çok başarılı bir yarış yaptı. Borrego'ya bugün için bence yapacağı bir şey yok. Bu koşuda pist kuru olsa bir şey değişir miydi netice açısından sence? Pist kuru olsaydı bence Madras bu kadar erken yürümezdi. Bence. Biraz daha sabırlı beklerdi. Hani pistin de ağırlığından ötürü çünkü arkadan gelmek çok kolay değildir. Tabii. Hele ki, böyle pistte. Hele ki böyle bir pistte çok kolay değildir. Bir taktik değişikliğine gitti. Ama Borrego gerçekten iyi formunu devam ettiriyor ve iyi yarışlarını da izleyeceğiz devamında. Evet üçlüler yani Gazi sonrası baktığımızda hepsi birbirinden başarılı. Sınıf atladılar. Hepsi birbirinden başarılı. Bu da sevindirici bir nokta tabii. Age of Fire yani yaşça büyüklerden en iyi koşanı oldu. Evet. Tabii Vincitore pistten ötürü hani istediği tempoları da kurdu ama yani o gün idman pistinde de çok beğenememiştim Vincitore'yi. Yani bir gerileme söz konusu. Ne olduğunu tabii ki bilemiyoruz ama yani gerçek bir Vincitore bu denli bu kadar geri kalmaz bu tip yarışlarda. Herhalde bir geriye gidiş var diye düşünüyorum. Ottawa ve Zizka'da. Galiba pistten çok negatif etkilenen bir isim oldu. Çünkü bakıyorum daha önce kariyerinde hiç 4 üzeri pisti de görmemişti. Yani burada birçoğu zaten bu kadar ağırda evet, koşmadı. Bu kadar ağırda doğru. koşmadı. Doğru. Ama ne olursa olsun hani bu tempolarda Vincitore'nin bu kadar eksik kalmaması bu lazım. Bu açıdan baktığında direkt böyle aksiyon itibariyle pisti sevmemiş diye gözüken, direkt göze çarpan bir isim olur mu? Yoksa onu anlamak için tabii olur. Atın üstünde onu hissetmek mi daha kolay? İzlerken de hissedersin ama atın üzerinde tabii ki daha iyi hissedersin. İzlerken de hissedebiliriz. Ama şu anda diyorsun öyle çok net kayan ben, diyelim yok, bir isim zannetmiyorum. Yok. Anladım. Hani Vincitore'de başka bir şey var. Anladım. Hani bu abi çok usta bir antrenör. Onun
sıkıntısını giderecektir diye düşünüyorum. Yani şuralardan sonra hani hiç yok. Doğru. Hiç yok yani. Borrego içeriden yine çok kolay çıktı düzlüğe. Net bir vericiliğe imza attı. Hakikaten üç yaşlılar gümbür gümbür. Geliyorlar. Geliyorlar. Geldiler. Hakikaten öyle. Çok güzel. Maşallah. Tebrik ediyoruz. Hayırlı abi de yine Borrego epey bir zevk yaptıracak. Gerçekten öyle. İnspektör'dan sonra tabii yine Gazi koşusu üçüncülüğü var. Bir başka safkanıyla. Tabii. Güzel birlikle. Üçüncü olmuşlardı yanlış hatırlamıyorsam. Sonra ikinciliğe alındı. Başkan tabii. Nexia mıydı? Evet, evet. Başkan Nexia. Bu safkanda tabii. Baktım Maydirsa'nın 9 mu 8 mi ne yavrusu gözüküyor. O kadar az. Evet ama yerli aygırlar da değil mi? Mücadele özel yetiştiricilerin aygırları da damga vurdular. Gerçekten evet. İşte Taşlı Wolf yavrusu, Maydirsan yavrusu baktığımızda. Tabii. İşte Kugur yavrusu. Bu denli önemli grup mücadelelerde, asıllı yarışlarda. Bu da tabii atçılığımız için sevindirici bir nokta. Harika bir renk diyelim. Evet. Ve hocama döneyim. Hocam ne dersiniz? Zıska biraz bence pistten etkilendi. Evet. Boğaziçi koşusu sonrası Mehmet Ali Beycan hocamız bakalım neler söyleyecek. Koşuda start alan 10 güzide safkanımızdan biri hariç koşu içindeki yer tutmaları göz önüne alındığında kendi stillerinde koştular. Madras hariç. İkinci kez Ahmet Çelik'le buluşuyor Madras. Değişik bir taktikle koşmayı tercihledi. Bu tercihte pistin ağır olmasının dolayısıyla Ahmet Çelik'in tercih etmesinin yanı sıra bence ilk kez takılan kapalı gözlüğün de etkisi oldu. Oldu. İlk kez bir kapalı gözlükle start aldı Madras. Bu arada Vinci Torre'yi atlamakta biraz daha sabırlı olsa idi de denebilir ama Vinci Torre'nin zaten temposu düşmüştü. Ama sabretse bile Borrego sonlara kolay geldi ve güçlü geldi. Yani netice yine bence aynı olurdu. Hı hı. Değişmezdi. Ki önce Beyoğlu sonra Mimar Sinan ve bu koşu Boğaziçi koşusu 3 kez üst üste birinci ikinci değişmeden aynı şekilde bitmiş oldu. Evet. Borrego Madras. Oynama yüzdelerine bakıldığında ilk 4 sırada görünen 3 yaşların sıralamasını bozan da büyüklerden bir tek Age of Fire olabildi. Taylolo ve Vinci Torre'nin bu kadar çok geride bitirmeleri düşündürücü. Taylolo geçen seneki havasına henüz girebilmiş değil. Vinci Torre'nin de son iki ayda belki kızacaklar ama ben son iki ayda Vinci Torre'nin bir handikap atı gibi koştuğunu görüyorum. Bence evet. Bir derdi var ya bu kadar. Yani en mutlaka bir sıkıntısı da var ama evet, özellikle geçtiğimiz ay bence bir iki yarış lüzumsuz koştu. Evet. Yoksa sürekli iyi koşan bir Vinci Torre. Doğru. Şu an yani son iki yarışını sayma. Vinci Torre'nin yarış hayatında bu denli geri geldiği at geçmediği yarış yoktur. Yani 41 yarışta son 2'yi saymıyorum. Evet. 30 yarış ilk 3 içinde bitiriyor. %90'ı grup yarış. Evet. Bu açıdan hani vardır bir sıkıntısı. Mutlaka. Abi halleder çözünür onu. Geçmiş olsun diyelim. Bitirdik mi hocam? Bitirdik. Ağzınıza sağlık. Hemen abi, röportaja her zaman olduğu gibi kutluyoruz. Kutluyoruz ve röportajla devam ediyoruz efendim. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yarış festivali tüm hızıyla devam ediyor değerli izleyenlerimiz. Günün 8. mücadelesi olan Grup 3 Boğaziçi koşusunu geride bıraktık ve koşuyu 7 numaralı Borrego jokeyi Gökhan Kocakaya ile kazandı. Tebrik ederim. 3'te 3 yaptınız. Teşekkürler. Yarışın gidişatı beklediğiniz gibi miydi? Nasıl geçti? Açıkçası biz bir
birazcık daha ön tarafta gitmeyi planlıyorduk. Start çıkışı istediğim gibi bir start çıkışı alamadık. İstediğim pozisyonlarda gidemedim ama Kaşkı Düzlük'te o kadar güzel yerler önüme sunuldu ki ben de bu fırsatı iyi değerlendirdim. Güzel yerlerde konumlandım. Düzlüğü döndüğümde hızlanacağını biliyordum. Nitekim rakip diyebileceğim safkam bugün gerilerdeydi de ön grupta görünce biraz açıkçası endişelendim. Fakat Düzlük'te Brego beni yanıltmadı. Hızlanmaya devam etti ve kazandık. Kazanmaya da devam ediyoruz. Pistin etkisi var mıydı? Efendim? Pist. Açıkçası buradan aşağıya doğru gittiğimde inanın sanki pis çamur değil de kuru piste koşuyormuşum gibi öyle bir aksiyonları vardı. Çok memnundum. Memnunum. Teşekkürler tekrardan. Bol şans. Merse. Çok teşekkürler. Sevgili Sabah ve Gökhan Kocakaya'ya röportaj için teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz efendim. Sıradaki mücadelemiz için festivalin ilk gününe döneceğiz ve İstanbul koşusuna bakacağız. Grup 3 statüde General Briella'nın kazanma başarısı gösterdiği cumartesi günü Veli Efendi İpodromu'nda festivalin 7. koşusu, ilk gününün 7. koşusu olarak yapılan 3 ve yukarı yaşlı dişi İngilizleri bir araya getiren İstanbul koşusunda Mehmet Akyavuz idaresinde ki zannediyorum tüm kariyeri boyunca sadece bir kez öyle aklımda kaldı. Evet, ilk yarışında Ahmet Çelik binmişti. Onun ardından 31 defa koştu, tamamında Mehmet Akyavuz idaresinde kaldı. Bir istikrar abidesi müthiş. Bu konuda evet. General Briella kazanmayı da başardı. Bir hafif bir gerileme döneminden sonra evet toparlandı. Yine toparlandı. Ekibini tabii kutluyorum. Yarış gidişatı da lehineydi. Bir kere Mehmet'le çok iyi bir uyumu var. Koştuğu yarışlarda sanırım birinde veya ikisinde. Bir. İlk üzerinde yarış. Değil mi? İlk yarış. Ondan sonra sürekli birlikteler ve sürekli başarılı oldular. Özel bir isim General Briella. Çok güçlü. Mücadele yönü çok ağır basıyor. Hiç pes etmiyor. Hani böyle Araplarda işte Kaisberglerden bahsediyoruz değil mi? Böyle gelirsin bir türlü alamazsın. Doğru. General da o özelliklere sahip bir kısrak. Yani şuralarda Lavender dışından hamle yapıyor. Bak hafif bir kafası sola doğru çıkıyor. Çünkü niye onu yapıyor? Atı hissettiğinde tekrar direnen ve bırakmayan, mücadeleyi bırakmayan bir yapısı var. Ha, rakipler geldiler ama bugün tabii çok iyi noktada konumlanması. Çok doğru. Düzlükten sonra çok güzel direnmesi ve iyi de gözüküyordu. At starta giderkenki hali, padoktaki hali gayet iyiydi. Zaten Karadeniz koşusu değil mi bir önceki yarışı? Evet. Orada da gayet iyi bir performans sergilemişti. Ve gidişatta da çok hızlı bir tempo olmaması, öne çok yakın olup hamle avantajının olması General Briella'ya birinciliği getirdi. Jockey'nin zamanlamayı, tuttuğu yeri, her şeyi çok iyi ayarlamasıyla koşuyu kazanan oldu. Annabella son yarışta biraz stilin dışına çıkmıştı. Erken bir hamleye o gün için Akın erken bir hamle yaptı ve neticesinde sonlarda düşen bir tempoyla Lavender'a kaybetmişti o gün için. Hı hı. Ama bugün rövanşı aldı Lavender'dan. Ama bir diğer şampiyon ve güçlü isim General Briella'ya sonlarda geldi ama bir burun atamadı. Ama yine de iyi koştu. Ve Lavender çok iyi koşuyor. Hakikaten hani ben bugün iki yarışta 4-5 atı biraz daha ön planda düşünüyordum. Bunlardan işte biri birinci, biri ikinci, biri dördüncü, biri beşinci oldular. Splendid ve Splendid'den de iyi bir yarış bekliyordum. Gidişatta çok fazla kendisini zorlayacak, temposunu yükseğe çıkartacak bir isim olmadığı için Splendid düzlüğe kadar kolay bir şekilde gelir. Düzlükten sonra da 3-4 boy ara yapabilirse bitirebilir diye düşünüyordum koşuyu ama çok direnemedi. Özellikle 200'lerden sonra çok direnemedi ve koşuyu 7. olarak tamamladı. Giz ve Mangusta da bugün için biraz gittikleri yerin negatifliğini yaşadılar. Çünkü yarışta çok tempo olmadığı için gerilerdeler. Çok kolay kapatılmaz bu ara. Bu atlar arasında çok büyük bir uçurum farkı yok çünkü. Tabii. O farkı kapatmak çok kolay değil düzlükten sonra böyle yavaş giden koşularda. Geldiler, bindirdiler ama yarış bitti. Mesafe uzadıkça işin rengi değişir. Özellikle Giz için. Giz'in bir de şanssızlığı tabii ağır sahayı
çok iyi yapıyor. Sakarya Kupası'nda bunu gördük. Bu yarış bitti, yağmur indirdi. Doğru. Yani bir yarım saat önce yağsa belki işin rengi değişebilirdi. Değişirmiş. Hakikaten öyle. Mehmet Akyavuz'u, Mert Ali Karabulut'u, Atın Antrenörü, tüm ilgililerini kutluyorum. Gerçekten General Birella da özel bir isim. Kesinlikle kutluyoruz. Hocama dönüyorum. Hocam ne dersiniz İstanbul koşusu için? Çok toplu bir şekilde tabii Splendid liderliği, Lavender General Birella, Cherokee şeklinde başladı. Daha sonra Pranayama, Annabelle, Sydney Star, Flying Spice, Mangusta, son sırada da Giz sırası oluşarak 600 dönüldü. Düzlük dönülür dönülmez General Birella ve Lavender'in atakları sıklaşmaya başladı. Dışlarından Cherokee, son iki sıradan gelen de Mangusta ile Giz. Seyir zevki çok güzel bir mücadele izlettiler. Evet hocam. Onlar da. Haftanın belki de en zevkli evet. yarışı oldu bu yarış. Evet. Yani bitişte kadrajda hepsi var. Evet. İlk 5-6 sıradaki atlar. 250'de, son 250'de yarım boy avantajlı konumda olan General Birella direnerek kazanmayı başardı. Başarırken de geçen hafta da söylemiştim. 1600 metrede İstanbul çiminde dişi tay denemeden sonra bir türlü kazanamıyordu. O makus talihi de yenmiş oldu. General Birella tabii kazanıp günün en başarılısı olurken bitişte Arda'da bıraktığı 4 kısrak içinde galip sayılır. Bu yılda mağlup demek lazım. General Birella'yı, ilgililerini kutluyoruz. Kutluyoruz ve Mehmet Akyavuz röportajıyla devam ediyoruz efendim. Günün 7. koşusu olan İstanbul koşusunu 3 numaralı General Birella jokeyi Mehmet Akyavuz'da kazandı. Tebrik ediyoruz. Nasıl geçti koşu? Neler söylemek istersiniz? Koşu temposu belli. Yani belli atlar vardı. Her zaman koştuğumuz atlar vardı. Rakiplerimizi çok iyi tanıyorduk. Güzel bir yerde konumladım. 400'den sonra da rakibin dışına alarken diğer gelen atlarına benim at cevap verdi. Güzel bir yarış oldu. Bundan önceki iki yarışta bu şekilde, aynı bu şekilde kaybetmişti. Bu sefer kazanmayı başardık. Bütün ekibine, özellikle Mert abi, Mert Ali Karabulut Bey'e çok teşekkür edip bütün ekibine tebrik eder. Daim olsun derim. Teşekkürler, tebrikler tekrar. Röportaj için sevgili Revna'ya ve Mehmet Akyavuz'a da çok çok teşekkür ediyoruz. Hemen devam ediyoruz efendim. Dördüncü bakacağımız festivalin dördüncü önemli koşusu, Malazgirt koşusu, Birleşik Arap Emirlikleri President Cup sponsorluğunda yapılan ve Berke'nin kızının kazandığı mücadele oldu. Pazar gününün keyifli mücadelelerinden tabii ki biri oldu. Padok'ta özellikle Berke'nin kızı müthişti. Hakikaten çok iyiydi değil mi? Yani Berke'nin kızı hep böyle bir streslidir. Hı hı. Aşırı derece ter yapar. Ama bugün senin de bahsettiğin gibi hem Padok'ta hem starta giderken hem start arkasında çok kendinden emindi. Emin. Yani o stresli, telaşlı, titizlik yapan Berke'nin kızı yoktu. Ve çok kolay değil yani bu sahada. Müthiş bir performans. Tek dişi. Evet. Sen seversin bu istatistiği. Tek dişi. Ve çok iyi noktada koşuyu takip etti Vedat. Şu an 6.'lıkta Sarı Lacivert formasıyla. Yani kıyıcının arkasında adeta tutamayarak gidiyor. Tutamayarak gidiyor. Evet. Kapris de bu koşunun favorisiydi. Ben de o gün için çok güveniyordum Kapris'e. Hani pistten dolayı bir eksiklik yaşamayacağını düşünüyordum. Pistten mi etkilendi? Biraz etkilendiğini düşünüyorum pistten. Çünkü aksiyonları da hep bahsediyorum böyle. Çok böyle göze hoş gelen bir aksiyonu yok Kapris'in. Hep söylüyoruz. Ve düzlükten sonra da bu pistin ağırlığı çok fazla hızlanmamasına, devam ettirememesine sebep oldu. Buralarda zaten Berke'nin kızı koşuya geldi, ağırlığını koydu. 2-3 boy fark yaptı. Mr. Win 4.5 harika koştu. En vardı ağır sahada başarılı. Evet, yarışı olan oydu. Evet, o gün için ben özellikle tabii pist ağır olunca baktım. İşte Tuncer'in olsun, Mr. Win'in olsun hep bu sahalarda koşu başarı yarışlar. Sağladığı yarışlar var.
Ve iyi koştular. Tuncer de çok iyi koştu. Kesinlikle. Yani hem tempoyu çok yüksek tuttu hem de mücadeleyi bırakmadı. En azından üçüncülüğü kurtardı. Direndi rakiplerine. Onun yarışı da gayet başarılı. Kıyıcı tabii çok uzun bir arası vardı. Evet. Hazırlıkları da eksikti. İtman pistinde de çok beğenememiştim. Beklentinin biraz fazlalıkları var kaldı. Gibi duruyordu evet, evet. Değil mi İtman evet. pistinde? İtman pistinde de öyleydi. Yoksa kıyıcı Cumhuriyet kazanmış bir at. Tabii. Yani büyük bir at ama işte yaşadığı şanssızlıklar diyeyim onun biraz buralara gelmesine sebep oldu. Doğru. Evet kutluyoruz. Yani Berke'nin kızı müthiş. Müthiş koştu. Ve şu an en geride. Evet net en geri. Koşunun dördüncüsü değil mi? Üçüncüsü mü? Üçüncüsü oldu. Evet. Soylu Şah. Soylu Şah koşu. Dördüncü pardon. Dördüncü geldi bindirdi. Alamadı üçüncülüğü. Ama tabii bu sahada da o kadar gerilerden gelip sprint atmak kolay değil. O da başarılı koştu bence. Tabii. Çok da hani baktığımızda 1-2-3 Kaizbertler yine de bence iyi bir performans geldi Soylu Şah'tan. Ki o da Berke'nin kızının içindeydi zannediyorum viraj dönülürken. Bayağı bir gerilerden geldi yani. Düzlüğe çıkıldığında Berke'nin kızıyla şu an arasında 4-5 boy kadar bir fark var. Evet. Kolay değil o açıyı kapatmak. Çok net. Hocam ne dersiniz Malazgirt koşusuna? Tuncer öne düşerek başladı. Ardında Kapris. Bu ikilinin ardında Şah Dragon kıyıcı. Beşincilikte de koşu içerisindeki safkanlara, atlara baktığınızda en kolay görüntü de Berke'nin kızı. Hı hı. Onun hemen ardında Mr. Win, bariyer dibinde de Bozkır Efes'i. Bir süre sonra kıyıcı devamlılığını yitirdi. 600 dönümü pist koşulları nedeniyle dışa açılarak dönen öndeki dörtlüğe Tuncer inatla yine direndi. Kapriz'in de belki de pistten dolayıdır herhalde. Pek böyle uzanamadan aksiyon yaptığını gördük. Yani pisti de sevmedi. Belki ufak tefek başka sıkıntıları da vardır diye düşünüyorum. Bir ara bariyer dibinden tek başına bir pozisyonda Bozkır Efes'i hakim olduğu gibi oldu ama en batakta kaldığı için o da pek devam edemedi. Son metrelere kadar hep kolay olan Berke'nin kızı hakim olup Mr. Witt'in sonlardaki ataklarını boşa çıkarıp kazanmayı başarmış oldu. Epey geriden böyle bir sahada Soylu Şah. Çok enteresan bir simbitle Kapriz'i de atlayıp dördüncülükle tamamlamış oldu. Bu koşunun kayıtlarının analizini yaparken sesimi yükselterek ve ısrarla Mr. Win demiştiniz. Çok dikkat edinmeli demiştim. Bir de gelse de gelmese de Çin pistte Berke'nin kızı vazgeçemeyeceğim bir isim demiştim. Evet hocam. Sonra oyun oynamayan bendeniz Mr. Bin'in hatırına sen de aklıma gelince koşan tek kızarak 5 tane de ikili oynarım. Harikasınız hocam. Kutluyoruz sizi de ayrıca. Kolay değil bu koşuda ikiliyi, o ikiliyi bulmak gerçekten süper bir tercih yapmışsınız. Evet. Bu koşunun tabii dikkat çeken bir noktası da kısrak babaları açısından baktığımızda 1-2-3, ilk üçün Haber Batur kızlarının evet. yavruları olması. Ben de annesi de Haber Batur kızı. Evet, evet yani Kaizbert Haber Batur evet. kızlarıyla olan uyumunu bu noktada göstermiş oldu. Şöyle de bir baktım yani en çok kazanan Kaizbert yavruları içinde Haber Batur'dan olan başka yavru var mı? Dündarzade de mesela Kaizbert kısrak babası Haber Batur olarak dikkat çekiyor. Ama yani büyük bir başarı. Aynı kesinlikle. Yani %75 kardeş olan 3 ismin böyle önemli koşuda ilk 3'te yer alması hakikaten bir pedigri başarısı da denilebilir. Tabii ki. Değil mi? Haber Batur da özel bir isimdi tabii. Bir diğer efsane yani Yavuz Han'a denk geldi. Geçti de Yavuz Han'ı. Tabii. Yani birçok yarışta geçildi ama
Geçti de o çok özel bir attı Haber Batur'dan. Bir dönem Mahmudiye'deydi. Ben onu görmeye gittim. Kısrağımız vardı, ona çekeceğiz. Gördüğümde böyle hayran kalmıştım. Yani pistte, sahada zaten hayrandık ama o Mahmudiye'deki haradaki görüntüsünü hiç unutamıyorum. Yani böyle aktör gibi, şey, jön gibiydi. Evet. İnanılmazdı yani. Harika bir yarış atıydı. Harika da bir babalık kariyeri. Kısrak oldu. Babalığı yönünde de tabii. Müthiş. Yüzlerce yavru başarılı sahalarımızda izletti bizlere. Harika. Evet, onu da bu şekilde söylemiş olalım. Yad etmiş olalım. Evet. Peki efendim, devam edelim. Hemen sıradaki mücadelemize geçmeden önce tabii ki röportaja bakalım. Ekranlara geliyor. Çok teşekkür ederim. Dediğiniz gibi ilk defa bindiğim bir safkandı. Bugün içinde normal yarışlarına göre çok güzel bir start aldı ve çok güzel bir yerde konumlandım. Atım da gerçekten genel durumu çok iyiydi. Ekibini kutlarım. Çok iyi şekilde hazırlanmışlar. Çok da rahat bir şekilde kamçı teşvikleri olmadan güzel bir galibiyet elde ettik. Ekibini kutlarım. Başarılar daim olsun. Evet, Vedat Abiş'in görüşleri sıcağı sıcağına bu şekilde. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Zadik ve Vedat Abiş'e. Orada da bir mikrofon kazası ama tabii çok fazla kullandığımız bir mikrofon değil o. Uzatmalı mikrofon. Uzatmalı mikrofon. Kolay değil. Orada o bir de her taraftan başka bir değişken var o anda pistte. Dolayısıyla bir kez daha teşekkür edelim ve devam edelim efendim. Sıradaki mücadelemiz festivalin bir diğer önemli koşusu cumartesi günü yapılan Anadolu koşusuydu. Alp de Hero'nun kazandığı sentetik pistte 2000 metrede yapılan mücadele. Biz hocamla bu koşu öncesi ve sonrası da yorumdaydık. Hocamın değerli yorumlarını da almıştık bu koşu için. Sen neler söyleyeceksin sevgili Yalçın? Valla sentetikte çok daha farklı gördüm. Yani ivme yakalayarak iyi durumda bu yarışa gelen bir Alp de Hero vardı. Hı hı. Gökhan biliyor tabii, iki tane ısrarcı rakibi var yarışta. Onun için çok iyi başladı Safkan. Çok iyi başlattı. Ve hemen o bariyer dibi avantajını kullandı ilk virajda. Daha sonra verdi Sforzaring ve Jean Abruzzi'ye. Evet. Ve onların arkasında o kadar kolay takip ediyor ki. Yani şu an bakın üçüncülükte 400'e kadar 50 bile adeta oynatmadı. Adeta tutamayarak çıktı son düzeye. 400'e düzeye. Kadar 50 bile oynatmadı. Hiç telaş yapmadı. Bariyer dibini de bırakmadı Gökhan. Atının da potansiyeline inanıyor. O gün için ilk sıradan önerdiğim isimdi Alp de Hero. Ve farklı bir kumaş. Yani ben sentetik yarışını çok beğendim. Hı hı. Daha önce de başarı sağladı. Antalya'da koştu, kazandı, kaybetti. Ama at çok daha farklılaşmış. Yani iyice oturmuş artık, yarışı çok iyi biliyor. Bir kere çok jokeye tabi bir at. Yarış içerisinde istediğin noktada götürebiliyorsun. Bu çok büyük bir avantaj. Hani Kantek veya Kantaç geldi ama içeriden sürekli devam ediyor. Hani mesafe olsa da kaybetmeyecek koşuyu. Evet. Hani Kantaç hamlesini yaptı ama o kadar. Hani yarış devam etse de Alp de Hero devam edecekti, yani bırakmayacaktı, hatta kaldı yani buradan sonra belki fark bile daha fazla çoğalabilirdi. Kutluyoruz tabii ki ekibini. Ercan İkürsü de biraz böyle sancılı bir dönemdeydi ama toparlanmaya başladılar. Şu an gayet iyi gidiyorlar ve bu safkan da bana göre şu an göz bebekleri. Tabii. Ve çok daha iyi noktalarda görebiliriz. Beverly Türk'ün de şu an favorisi haline geldi bu performansıyla diye düşünüyorum. Kantaç'ın yarışı çok başarılı. Özcan da güzel bir biniş sergiledi. Hiç öndekilere uymadı. Düzlüğe bıraktı sprintini ve hamlesini. Yaptı da ama o kadar. Rakip güçlü. Rakip güçlü. Oğlum Doruk tabii zor bir at. Bu denli süratli bir yarışta sürekli üzerinde finish yapmanız, yarışa kabul ettirmeniz gereken bir at. Bunun doğrultusunda da çok fazla düzlükte hamlesini göremedik. Yani o alışılagelmiş oğlum Doruk'u izleyemedik. Koşunun favorisiydi. Dagmar bence çok uzunu eksik. Yani bu mesafenin atı değil bence. Kazandı, evet, bu mesafede de kazandı diye biliyorum ama tam bir orta ve kısa mesafe atı. Ama
start probleminin tamamen aşılması sevindirici Darkman açısından. Altın Sima ve Kayı Bey koşunun hiç bir yerinde işlemediler ki sürat de vardı koşuda. Hani sprinter yapıda safkanlar. Düzlükten sonra daha iyi noktada bitirmeleri gerekirdi diye düşünüyorum ama bugün için çok fazla etkili olamadılar. Koşunun beşincisi de yüksek tempoda giden, Sforzaring'in temposuna giren John Abruzzi oldu. Tabelanın son sırasında yer aldı. Kutluyoruz. Yani bakar mısınız, bariyer dibinde tutuyor. Evet. O temponun içerisinde tamam 3 boy kadar var öndeki atlarla ama o temponun içerisinde gidip düzlükte böyle 400'lerde çok kolay tutan at pek göremezsiniz. Doğru. Bence Alp Duhiro parlayan bir yıldız. Daha da iyi noktalara gelecek. Festival kapsamında pazar günü tabii pist ağır olduğu için derece beklenemezdi ama önceki yıllara baktığımızda en iyi ikinci derecenin yapıldığı tek koşu da Anadolu koşusu oldu. Evet. 2.02'ye indi. Hep 2.03'te son yıllarda biten bir yarıştı. Evet. Daha önce bir Dordogne'nin bir 2.02'li daha iyi bir derecesi var ama en iyi ikinci derece geldi. O Derviş açıdan da parlak bir performans. Derviş Ağa kazandığında bakacağım. Rekor yaptı tabii sentetikte. Ama o Anadolu koşusu muydu? Anadolu koşusu muydu? Beverlyfield müydü? Anadolu koşusunda 2.06.32 ile sanırım Beverlyfield kazanmış. Evet. Dolayısıyla rekorun geldiği koşu değildi Anadolu koşusu. Evet, Beverlyfield olabilir. Hı-hı. Hocam ne dersiniz? Alp Duhiro, Gökhan Kocakaya aslında çok iyi başlattı. Ancak Sforzaring tempo yapıp takip işini de John Abruzzi üstlenince üçüncülükte yer tutup takip etmeyi yeğledi. Bu üçlü arka gruptan tabii 5-6 boy ayrılıp koşmaya başladılar. Alp Duhiro o kadar kolay ki 400'e kadar Gökhan Kocakaya 50 bile oynatmadan geldi. 400 sonrası bariyer dibinden yürütüp arka gruptan Kantaş gelse de pek de zorlandığı söylenemez kazanırken. Ve bu koşuda da yine ilk ikiyi oluşturanların büyük yaşları burada da mağlup ettiğini gördük. Evet hocam. Yani şunu demek istiyorum. Belki de bugüne kadar bu kadar çok 3 yaşlıların gazi sonrası başarılı oldukları bir sene yoktur. Evet evet, kesinlikle hocam. Böyle bir dominasyon uzun yıllardır görülmedi. Evet. Şeyda Ercenekürüsü'nü kutluyoruz. Yalçın da bahsetti. Bu aralar epey bir kıpırdama var Ekürü'de. Daha da iyi olacaklardır inşallah. Ayakları düz bastın. Bir kez daha kutladık ve röportajla devam ediyoruz. Günün 8. koşusu olan Uluslararası Friends Galop Anadolu koşusunu 6 numaralı Alp Duhiro, jockey Gökhan Kocakaya ile kazandı. Tebrikler, neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Çok yetenekli bir safkan. Daha önce bindiğim yarışta ikinci kalmıştım ve gerçekten çok beğenmiştim. Eğer istediğim şekilde yarış içerisinde koşturabilirsem çok özel bir safkan olduğunu bana hissettirmişti. Bugün de bu derece iyi safkanların arasında kendisine inancım sonsuz, beni yanıltmadı. Ekibi de çok iyi durumda getirmişti. İstediğim her şeye cevap verdi yarış içerisinde. Ekibe ilgileri kutluyorum. Teşekkürler, tebrikler. Röportaj için Revna'ya ve Gökhan Kocakaya'ya teşekkür ediyoruz ve efendim devam ediyoruz. Hiç tempo kaybetmeden festivalin bir diğer önemli koşusu, Kraliçe 2. Elizabeth koşusu Tulumar'ın kazandığı mücadele ekranlara gelmeye başlayacak. Pazar günü tabii yapılan koşuydu ve ağır sahada yapılan bir mücadele olduğu için yine aynı soru işaretleri diyelim akıllarda vardı. Acaba hangi safkanın daha yatkın olacağı? Sonuçta Taylar mücadeleye çıkan ve hiçbirinin böyle ağır saha tecrübesi de yok. Ama Tulumar'ın pedigrisel bir avantajından bahsediliyordu. Evet. Ağır saha için. Bir kere yarış içerisinde beklemeyi tercihleyen bir isim ve çok kolay takip ediyor yarışları. Karayel koşusunda biraz şanssız kaybetti. O gün için bir düz yolda yani belki o hamleyi yapmayıp orada biraz daha sabırlı olsa, hı hı, dışını alıp hamleyi yapsa o gün için kazanan olabilirdi.
O yarışı çok parlaktı. Tabii öncesinde de Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kazanmıştı Tulumar. Tabii sağdan dolayı kafada soru işaretleri vardı. Şimdi Deo Valente güçlü bir tay, daha sürati olan bir tay ama düzlüğe çıkıldığında hadi dediğinde bu pistte çok fazla bekleneni veremedi bence. Evet. Yani Tulumar yarışını yaptı ama Deo Valente biraz bugün için pistin azizliğine uğradı diyebilirim. İşte tabii, bu koşu belki kuru sahada farklı sonuçlanabilirdi, evet, farklı diyeceğimiz koşu olabilir. Yani senenin iyi tayları, kazanan da ikinci olan da tabii başka güzel koşan taylarımız da var. Hı hı. Yine burada Kemal abinin atı da koşamadı. Taştı. Evet. Taştı Mun. Taştı Mun. O da bir önceki yarışı geçmişti Tulumar'ı. Belki koşsa da hani sağlıklı bir şekilde koşsa da bilemiyorum. Belki de 1-2 yapacaklardı yine. Olabilir. Taştı Wolf yavruları. Çünkü piste yatkınlıkları var ama rövanşı alırdı diye düşünüyorum. Tulumar. Evet, çok başarılı koştu. Deo Valente tabii şey bir at. Yani çok hırslı ve sürati olan bir isim. Akın'da yatıştırmak için epey bir mücadele etti. Yatıştırdı da çok da güzel noktada koşuyu takip etti. Ama işte o düzlükte bu tip sahalarda bazı safkanlar devam ettirebilirken bazı safkanlar da böyle beklenenin biraz altında kalabiliyorlar. Tabii. Ama kuru çimde de izleyeceğiz bu taylarımızı. Kalibre olarak biraz üstte gözüküyordu bu ikili. Hı hı. 1 ve 6 numaralı taylar o gün için. Ve beklenildiği gibi bir yarış oldu. Ama Tulumar'a saha hiçbir olumsuzluk yaratmadı diye düşünüyorum. Yani şuralarda çok kolay Akın tutuyor ama finişe başladığı andan itibaren çok beklediğini bulamadı taydan. Doğru. Deo Valente. Çok net de izliyoruz değil mi bu açıdan? Yani, evet. Tulumar'ın aksiyonlarının ne kadar kolay olduğunu ve Deo Valente'nin oradaki bir belki biraz zorlanma demeyelim ama rahat olmayışını diyebiliriz. O beklenen hızlanmayı yapamadı. Tork deniyor ya arabalarda. Evet. O torku gösteremedi. Hocam ne dersiniz? Yani şimdi hiçbir koşu tabii bitmeden, koşulup kazanamadan şu kazandı, bu kazandı belli değil. Tabii. Ancak koşu öncesine bakıldığında katılan taylar içerisinde 5 tay Deo Valente ile Tulumar arasında bir maç koşu gibi görünen bir koşu diyebiliriz buna. Ekürlerden Lynx lider başladı. Kozluhan, Deo Valente 2-3, El Verdigo ve Tulumar da 4-5. Deo Valente rakibine göre beklemek istiyor. Ancak Akın yatıştırıncaya kadar pek de ele tabi olamadı. Hı hı. 400 sonrası Deo Valente Tulumar kapışması başladı. Bir koşu önce yaşadığı şanssızlıklarla kaybetmişti Tulumar. Ve o şanssızlıkların ben bir start çekmeyle başladığını söylemiştim. Bu defa en dış starttan çıkış yaparak koşuyor. Rahat koşarak düzlüğü de dönmüştü. Sonlarda güçlü ataklarıyla rakibini 2,5 boy farkla geçmiş oldu. Fakat bir ara sonlara doğru içeriye doğru kaydığını da gördük. Evet. Valentin'in üstüne doğru. Kozluğan boşlukta 3. Ekürlerde 4-5 olarak ayrılmış oldular. Elgaç ekürüsünü kutlayalım. Kurt ekürüsüne de taçtı bunun için geçmiş olsun diyelim. Diyelim şu anda da mesela ikramiye kazançları dikkatimi çekti hocam. Tulumar'ın 5 yarışta 4.600.000 lira kazancı geçmiş olması hani artan ikramiyelerle birlikte kendi çapında küçük bir rekor olabilir mi diye düşündürttü bana. Hayatının ilk 5 yarışında 4.5 milyondan daha fazla ikramiye kazanan Tulumar. Bilmiyorum tabii bakmadım ama bir ihtimal var, bunu biraz yani, daha araştırmak lazım. Diyelim ve röportaja geçelim. Röportajı daha çok kazansınlar. Amin inşallah. Röportajı ekrana getirelim efendim.
Günün üçüncü mücadelesi olarak gerçekleştirilen Kraliçe 2. Elizabeth koşusunu geride bıraktık ve koşuyu 6 numaralı Tulumar Jockey'i Gökhan Kocakaya ile kazandı. Tebrik ederim. Sizinle 2'de 2 oldu ve İstanbul Çimi'nde Tulumal'ın ilk yarışıydı. Zor hava şartlarına rağmen neler söylemek istersiniz? Çok özel bir safkan. Günden güne hep üzerine koyarak ilerliyor. Üçlüye döndüğü zaman daha da güzel olacağını düşünüyorum. Bir önceki yarış biraz talihsizlikler yaşamıştı ama bugün yarış esnasında çok kolaydı, çok konforluydu. Düzü döndüğümde önümdeki safkanı geçeceğini bana hissettirdi ve deyim yerindeyse kolay bizim için bir birincilik oldu. Ben inanıyorum kendine iyi hissettiği takdirde, iyi olduğu durumda geçemeyeceği bir safkan yok. Umarım bu şekilde kazanmaya devam eder. Ekibe ilgileri kutluyorum. Bizlere temenni ederiz. Bol şans diliyoruz. Mersi. Teşekkür ederim. Röportaj için Sabah'a ve Gökhan Kocakaya'ya çok teşekkür ediyor ve biz kısa bir araya gidiyoruz efendim. Ara dönüşü dürbünden yansıyanlar festival heyecanının yorumlarıyla devam edecek. Dışarıdaki 8 numara katı zamanı içerideki 7 numara bir çeyreği yakaladı ve koşu yüzünden Vedat Tamiş de kazanıyor.
son ikisi de taşımak üzere ancak içeriden yüzümü Borrego'da kendini gösterdi. Bu iki safkan son metre kırarlarına geçiyorlar. Şimdi içerideki yüzümü Borrego etkili geldi. Dışındaki mandatlarla ayrılmakta zorlanmadı. Bariyeri yaslanan yüzümü Borrego boğazışı konusunda sonlarda farkı biraz açarak koşuyu kazanıyor. Dürbünden yansıyanlar tüm hızıyla devam ediyor efendim. Festivalin bakacağımız, değerlendireceğimiz son mücadelesi ihbar koşusu. Katı zamanının kazandığı koşu ekranlara gelmeye başlıyor. Evet, son festival koşusu olarak ekrana geliyor ihbar koşusu Yalçın, ama gerçekten festivale belki de en damga vuran performanslardan biri diyebiliriz. Çünkü 3 yaşlı bir isim tek, olarak... Şu ana dek. Evet. Tek. Evet. Kazanan. İfar koşusunda bu denli yüksek bir performans. Yani yarış hayatında 1200'ün üzerini koşmamış bir ismin böyle bir mesafede çıkıp yaşça büyük bu mesafelerin uzmanı isimleri geçmesi hakikaten çok büyük bir başarı. Evet, harika koştu katı zamanı. Ben de kafamda soru işaretleri vardı. O bir çeliği tek başına bırakmıştım o gün için. Bu denli uzun mesafe ve güçlü rakipleri var, tecrübeli rakipleri var, ama hepsinin üstesinden geldi katı zamanı. Şimdi burada ikincilikte gidiyor o bir çelik bariyer dibinde, hemen katı zamanı bir baş boyun dışında çok sertlik yaptı. Tolga yatıştıramadı o bir çeliği. Birazdan göreceğiz yani şeyin arkasında, yani o bir çeliğin arkasında arası özellikle. Evet, tutamayacak pozisyona geldi ve orada bir riske de girdi. Katı zamanda dışarıya açarak yürüttü. Hı hı. Ama o esnada tabii bakın şimdi şu an başladı sertliğe. Hop aldı burada da dışarıya, bir risk de yaşadı orada ama çıktı. Katı zamanda aslında orada bozmuş oldu tabii bir nevi. Ona rağmen... Şimdi buralarda biz bakalım, yorumdayken ben hocama dönüp dedim ki buralardan sonra yani katı zamanı gelemez, tabelada kalsa iyi olur. Yani başarı olur dedim, fakat özel bir at. Yani düzlükte yine her şey bambaşka cereyan etti. Müthiş hücum etti ve koşuyu lehine çevirdi. Şu an o bir çelik tutuyor ama dışından çok ısrarlı atakları var, güzel atakları var. Yani kilo tabii bir avantaj ama 3 kilo... Baktığımızda değil mi? 51,5'a 53,5 binmiş. 4 evet, kilo. Evet. 4 kilo da 4 kilodur. At özel bir at. Evet. Farklı bir at. Çok doğru. Yani bundan çok sonra doğru, nereye giderler, nereye koşarlar? Belli yarışlar tabii ki koşabiliyorlar. Ama kulaklara bakar mısın aynaya girerken? Yani... Hani daha gücü belli değil. Çok net. Yani müthiş bir at. Yeni fenomen. Yeni fenomen evet, oldu. Hakikaten. Hani koşacağı, katılacağı bütün yarışlarda... Pek çok konuda rekortmen de oldu. Evet. Değil mi? Bence Çimli de, hani Çimli tabii biraz kaba kuma oranına bir kez koştu. Değil mi? Burada İstanbul'da koştu. Hı hı. Bekleneni veremedi o gün ama. Zaten tek geçildiği koşu. Evet. Dışarılara kaçtı. Biraz startı ağır aldı. Hani at artık koşmayı da öğrendi. Kendine özgüveni de çok fazla. Ve başka seviyeye geldi. Ve bir daha Çimli inecektir bence ilgilileri. Tabii. O koşudan sonra tabii daha net yorumlar yaparız ama... Şu an için Kabakum'da ve Sentetik'te koşacağı bütün yarışlarda... Katı zamanının zamanı geldi. Evet, gerçekten mi? Öyle bir at. Baktım yine anneden bir tane kardeşi var. Dede Söydo'dan. Bir de öz kardeşi var yine Katı Semih'ten. İki tane daha kardeşi gelecek ve hani annesi de çok iyi yavrular veriyor. Yani Katı oğlu da 4 milyon barajını aşmış bir isim. Tabii. Katı ekürüsü. Şimdi otaylara da tabii bu performanslardan sonra, özellikle katı oğlunun ve katı zamanının performansından sonra el bebek gül bebek bakılıyordur diye tabii düşünüyorum. Kutluyoruz. Hakikaten zoru başardı. Hani bu mesafede bir 3 yaşlı olarak çıkıp kendinden yaşça büyük, tecrübeli ve
yarış kazanabilen özellikleri olan rakiplerini geride bırakması katı zaman adına çok çok olumlu parlayan bir yıldız. Tebrik ediyoruz. Maşallah diyelim. Kutlayalım, ayakları düz bastın. Hemen hocama döneyim. Hocamın yorumlarını, gerçi ben biliyorum. Öncesi sonrası cumartesi günü paylaşırken dinlemiştim tabii ki. Ama şimdi ne diyeceksiniz hocam? Merakla bekliyoruz. Katı zamanın tabii gücünü aslında ispatlamış bir isim. Ama yarış kamuoyundaki soru 1200 metrenin üstünde koşmamış olması. Hı hı. Ve sentetik de koşmamış olmasıydı. Sentetik için pek fazla düşünücü olmadı bu düşünceler. 1200 metrenin üstünde mesafe çok daha ön planda bir soru işareti. Mesafe çok daha ön planda tabii. Ve kendinden büyük yaşlarla koşacağı koşu. Ama katı zamanı buna her şeyle cevap vermiş oldu. Koşunun başından itibaren değişik metrelerde enteresanlıklar da yaşandı. Hı hı. Katı zamanı starttan en önde başlamıştı aslında. 5-6 koşudur bu stilinde olmayıp değişik stilde koşan Avcı Toko için bu defa eski stilinde koşmayı tercih edince öne çıktı. O bir çelik fazla ısrarcı olmadı. Herhalde Tolga da dedi ki ben gelir bir yerde atlarım bunu şeklinde düşündü. Bir noktaya kadar beklemeyi tercihledi. Fakat 1000 ile 800 arasında aşırı sertlik yaptı. Tolga Yıldız da o sertliği pek yatıştıramadı. Ve bir ara katı zamanı az da olsa taciz olup 3 boy geri kalmıştı. İşte senin acaba dediğin tabelaya nokta, girecek evet. mi dediğin nokta evet. orası. Ama sonlarda Vedat Abiş'in bir iki ufak teşvikine hemen cevap verdi. O bir çeliğe yaklaştığı yerlerde de iki vites birden arttırdı katı hı-hı. zamanı. Hı-hı. Ve o bir çeliği adeta domine etti. Son hamlede Avcı Tokeç'ini boyunla geçmeyi başaran geçen yılın galibi Soydere'de üçüncü ayrıldı. Haznedar da ki en son sırada veriliyordu ama gayet iyi koştu diyelim. Tabelayı tamamlamış oldu. Tabii Haznedar'a göre daha ön planlarda düşünülen Gözpınar'ı ve Yiğit Kardeş vardı. Gözpınar'ın ilk sentetik koşusuydu. Olamadı. Yiğit Kardeş de bugün baştan sona hiçbir yerde işlemedi. Ki Ahmet Çelik'le ilk defa İstanbul sentetiğinde bir yarış kazanamadan kapatmış oldu. Hatta tabelaya da giremedi. Yiğit evet. Kardeş. O da enteresan bir istatistik diyelim. Tabii günün notlarından biri olarak kayda geçti. Bir başka belki detay yetiştiricilik açısından bence ilgi çekici. Anne Kristina katı zamanının annesi ilk 5 yavrusunda evet. herhangi net bir başarı yok. Zannediyorum yarışta kazanamıyor bu 5 yavru. Performanslara evet. ve kazançlara baktığımızda. Ama sonrasında bir 3 yıllık ara var. Evet. Ve sonra Katıoğlu doğuyor. Yani aslında evet. ilk doğumdan 9 yıl sonra Katıoğlu, ondan 1 yıl sonra da katı zamanı evet. 2 yıl sonra pardon arada 1 yıl boşluk var. Yani bir yetiştiricinin bir kısrağında ilk birkaç senede başarılı bir yavru almasa da bundan vazgeçmemesi ısrarcı adına olmaları. Güzel bir örnek. Evet. İnanıyorlar mi? Demek ki. Tabii bilemiyoruz o başarılı olamayan bu saydığımız özel isimlerin kardeşleri belki sıkıntıları vardı. Olabilir. Olabilir. Oluyor bunlar çünkü. Tabii ki. Ama hem katı oğlu hem katı zamanı artık bir de yani yapılarına baktığında çok güzel atlar. Maşallah. Özellikle katı zamanı hani upuzun bir boynu var. Evet. Çok güçlü bir yapısı var. Evet. Yani ben buradayım diyor. Hani hakikaten çok gösterişli bir at. Ve o gücünü de sahaya yansıttı. Yani 2100 metre bir yarışta hı hı. 3 yaşlısınız. Önde tempoya giriyorsunuz. İşte bir sıkışıp geriye kalıyorsunuz. Oradan tekrar hamle yapıp kazanıyor ve fotoğrafa kulakları oynayarak geliyor.
Harika. Daha gücünün ne olduğu belli değil. Belli değil, belli değil. Maşallah diyelim, devam edelim efendim. Röportajımız gelsin ekranlarınıza. Günün 9. koşusu olan Uluslararası İpar koşusunu 8 numaralı katı zamanlı jockey Vedat Abiş ile kazandı. Tebrikler, neler söylemek istersin? Öncelikle teşekkür ederim. İlk defa bindiğim bir safkandı. Safkanı tanımıyordum. Yarış içerisinde yani uzun olmasından dolayı biraz daha yarışı kısaltmak istiyordum kendim için. Öndeki atın arkasında direkt almayı düşündüm ve arkasında safkanı tanımadığım için ufak tefek yaramazlıkları vardı. Hemen öndeki safkanın dışına alınca bayağı bir rahatladı. Düzlüğe kadar da hemen hemen bunu korudum. Viraj üstünde ufak bir aksilik yaşadık, çarpıştık ve düzlükte gerçekten inanılmaz bir safkan. Kabiliyeti ve yeteneğiyle gelip öndeki atı kapmasını bildi. Ekibini kutlarım, başarılar daim olsun. Teşekkürler, tebrikler tekrar. Çok teşekkür ediyoruz Revna'ya ve Vedat Abiş'e röportaj için. Efendim devam ediyoruz. Tabii bu arada düzelteyim, ben festivalin son mücadelesi bakacağımız dedim ama Horse Racing Ireland ve Morocco Sorek koşularına da bakacağız. Fakat şimdi TGM koşusuna gidiyoruz. Ankara'ya 5 Eylül tarihli Jülide Kız'ın kazandığı TGM koşusu ekranlarınıza da geliyor. 1400 metre mesafede Çin pistte yapıldı. 5 Eylül Perşembe gününün en önemli koşusuydu hiç şüphesiz. Grup 2 3 yaşlı Arap taylarının bir araya geldiği koşuya neler söyleriz sevgili Yalçın? Evet, açık yarışlardaki şanssızlığını kırdı diyebiliriz Jülide Kız. Evet. Sanırım TGM koşusu kazanan 6 dişiden bir tanesi oldu. Bu 6.'sı. Hı hı. Ben de Behre Sultan ile kazanmıştım bu yarışı. Sanırım 2004'tü. Yine bir dişiyle. Hemen bakayım ben şu an tarihe. Şu an sondan ikinci pozisyonda Selim Kaya ile Jülide Kız. Hemen içinde geçtikleri Eflah. Tabii Eflah biraz yarış şanssızlığı yaşadı burada. Bariyer dibine girdi ve kapanda kaldı orada. Önündeki at devam ediyor. Dışındaki at da devam edince Gökhan hissetti ama tutmaktan başka yapabileceği bir şey kalmadı orada. Evet. Hani yürütse dışındaki Mehmet Kaya Alaaddin'le çok müsamaha göstermedi ona. Aklı olarak orayı daralttı. Ve bu vesileyle de Jülide Kız'ın etkili ataklarıyla koşuyu lehine çevirdiği bir yarışı izledik. Ama Eflah o arada sıkışmasa, oradan devam etse çok daha farklı bir netice olabilirdi. Ya çok daha yakın biterdi koşu ya da Eflah koşuyu lehine çevirebilirdi. Ama neticesinde çok iyi performanslar sergileyen işte Çanakkale Zaferi olsun, Azize koşusu olsun, katıldığı tüm grup mücadelelerde iyi performanslar sergileyen Jülide Kız ilk başta söylediğim gibi grup yarışlardaki şanssızlığını bu yarış ile kırmış oldu. Evet. Selim'e de bir parantez açmak istiyorum. 55'e 56 ile binmiş. Müthiş. Yani ben Selim'in 99'lardan bu yana kiloyla uğraşır. Yani sıkıntı yaşıyor. Tamam 53'e de bindi. İşte başbakanlık kazandı. Ama 55'e hiçbir kilo fazla bindiğini görmedim Selim'in. Evet. Yani öyle morallendi ki çok çalışıyor ve çok dikkat ediyor tabii yediğine içtiğine. Ve bu moralle de 55'e 56 ile binmiş. Hakikaten süper. Yani büyük bir başarı. Tebrik ediyorum Selim'i de bu açıdan. Ama Eflah da hani o beklenilen tabii yüksek meblağlara alınmış bir isim. Doğru. O potansiyeli var ve bu yarışıyla o beklentiyi karşıladığını göstermiş oldu. Güzel bir ikincilik. Biraz da şanssız bir ikincilik. Kazanabilirdi çünkü. Evet. Ve daha yakın kaybedebilirdi. Alaaddin Esin'in kızı. Yine yarışın iyi koşan isimleri ama Aksöz biraz burada favori hanesindeydi tabii. Çok da güzel bir turbo temsilcisi ama bu kez o İstanbul'daki son yarışının o performansının, iyi performansının biraz gölgesinde kaldı. Çok devam ettiremedi burada. Evet. 32 senedir kayıtlarımızda olan mücadelenin rekoru da geldi. TGM koşuları rekoru. Geçen yıl 1.31.62 ile zincir koparandaydı. 1.31.61 bir saliseyle Jülide Kız'a geçmiş oldu. Yıllar
tabii ilerledikçe dereceler, mesela 1.31'leri en geçmişe gittiğimde Kara Üzüm 2011'de koşmuş. Senin kazandığın yıl 2003'müş Behzat Sultan'la. Evet. En son kazanan dişi de 2015'te Yağmur Gözlüm olmuş. Evet. Ama ne kadar önemli bir koşu olduğunu şöyle de vurgulayalım. Denizim gibi, ne Taykut isimler gibi, var? Demir Perde gibi, efendim Deniz Efe gibi isimlerin son 5-6 yılda, 7-8 yılda kazandığını görüyoruz. Daha geride yine hep aygırlar. Kara Üzüm, Baba Mevlüt, Onur Kağan, Ayabakan, evet, gibi gibi. Hep güçlü isimler. Tabii. Müthiş. Önemli bir yarış. Gerçekten öyle. Hocam. Kutluyoruz. Şimdi Jülya Kız bir önce Grup 2 Azizi'ye koştu. Üçüncü. Ondan önce Grup 1 Çanakkale Zaferi koştu. İkinci. Bu koşularda Jülya Kız hep çok geç kalan ataklarla geldi. Evet hocam. Biten yarışlara geldi. Şimdi bugün ne değişti? Ben onun üzerinde durmak istiyorum. O koşularda hep grubun en gerisinde veya yalnız başına koşuyordu. Epey de geride yer tutuyordu. Düzlükte yol bulmaya çalışıp bulduğu yolla gelip bitirmeye çalışıyordu ve ben hep niye bu kadar avanslı koşuyor diye dile de getirmiştim. Bu defa ne oldu? Grubun içinde bekleme yaparak koştu Jülya de Kız. Düzlüğe çıkarken öndeki Esin'in kızı Alaaddin Eflah'ın hemen ardında oldu ve daha da tabii kolay bir yol bulma imkanı doğmuş oldu ve dolayısıyla o güçlü sprintini erken yapıp hakimiyet kurma imkanı buldu. Bu açıdan Selim Kaya'yı özellikle kutluyorum. Fizik olarak yeni yeni istenen düzeye gelmişti Eflah. Hı hı. Üzerindeki fazlalıkları atmıştı. Önündeki Esin'in kızı, dışındaki Alaaddin'den yarışın en kritik noktalarında, bariyer dibinde kurtulamadı. Daha önce kurtulabilse birincilik uğraşı başka boyutta olurdu. Bunu da es geçmeyelim. İlk kez normal çimde koşan Alaaddin'in koşusu tatminkar, ilerisi içinde vaat edici bir koşu. Koştuğu koşularda başlarda hiç kendini vermeyen Bayram abi de bir takı denendi, kapalı, evet, gözlük. Ondan da pek sonuç alınmadı. Biraz daha sabır diyelim. Doğduğu günden bu yana atçı Metin Çaldıran'ı ve babası ünlü albat Ali Çaldıran kutlayalım. Kutluyoruz ve röportajla devam ediyoruz efendim. Sayın yarışseverler, açık Grup 2 TİGEM koşusunu geride bıraktık. 7 numaralı Jülya de Kız Selim Kaya ile kazandı bu önemli koşuyu. Sevgili Selim, tebrik ediyorum. Tayla, Jülya de Kız'la ilk kez buluştun ve ilk grup zaferini elde ettin. Neler söylersin? Eyvallah. Şimdi Jülya de Kız bizim ezeli rakibimizdi. Zaten daha önce Yeniköy'le falan beraber koşmuştuk. Birkaç sefer de ikinci, üçüncü olmuştu herhalde. Tabii çok özel bir kısrak. Bu senenin flaş kısrağı. Flaş bir tayı. Hep erkeklere denk geliyordu. Tabii daha önce Ahmet de devam ediyorlardı. Nasip olmadı. Bugün ilk defa bir yere geldik. Tabii çok beğendiğimiz bir safkan. Ve bugün gerçekten inanılmaz kendisine, kendi yani kalitesine yakışır bir yarış yaptı. Tabii burada aslında TİGEM'e birkaç tane kelime söylemek zorundayım. Çünkü asıl emektarlar, oradaki seyisler, oradaki veterinerler, ilgililer. Burada ben TİGEM'in bütün ailesine, baştan en sonuna herkese sonsuz teşekkür ediyorum ve böyle güzel atları bize yetiştirdikleri için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim buna ilgili. İnşallah başarılarım daim olsun. Böyle güzel atlar hep yetiştirsinler. Ülkemiz, cumhuriyetimiz var oldukça bunlar olacaktı. İnanıyoruz. İnşallah tabii daha iyi atlara diyelim. Ne güzel, ağzına, eyvallah, sağlık. Ben de seni ve ilgililerini sayı da tebrik ediyorum. Başarılarını devam diliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi başarılar. Ben de size başarılar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun.
Evet, Yüksel abiye ve Selim Kaya'ya çok teşekkür ediyoruz bu keyifli röportaj sonrası. Efendim devam edelim. Horse Racing Ireland koşusu festivalin yine bir diğer mücadelesinde The King's Air'ın kazandığı koşu ekrana gelmeye başladı. 8 Eylül pazar günü yapılan 9. koşuydu. Festivalin bir diğer keyifli koşusuydu. Yalçın, ne dersin bu mücadele? Evet, The King's Air Ankara'da koştuğu bir önceki koşusu bariyer dibinde kazanacak gibi geldi ama o gün için biraz kapandı. Düzlükte biraz şanssızlıklar yaşadı ve geldi bindirdi. İkinci olarak ayrıldı. Burada kazanmasına en büyük etken de Super Cairo'nun altanı yürütmesi ve temposunu yükseğe çıkartması. Evet. Bu öndeki ikili yüksek tempolara çıkınca şu an çok kolay. Thomas Shelby'nin arkasında dördüncülükte bariyer dibinde düzlük boyunca da yaptığı etkili ataklarıyla kazandı. Şu an çok kolay. Hala yer arıyor Gökhan. İçeriye mi gireyim, dışarıya mı çıkayım? Sonra tabii çok kolay olduğu için biraz daha sakin kaldı orada. Hı hı. Sprint mesafesini de kısaltmış oldu. Dışarıdan yaptığı ataklarıyla kazandı. Hani Altan çünkü güçlü bir isim. Yani sezon başından beri hep iyi koşan, önde rahat kalabildiği koşularda hep en üstte oynayan bir at. Öyle bir ismi de gelip geçmesi. O gün için çünkü önemli favorilerden bir tanesiydi Altan. Evet. Tabii değişen bir pist oldu. Thomas Shelby de koşunun bence iyi koşan isimlerinden. Oğlumsun. Tabii uzun, kısa, sentetik, çim, her yere koşuyor ilgilileri. Israrla koşuyorlar ama yine düzlükte iyi gelen isimlerden. Pitfall benim için bugün hayal kırıklığı. Hani sentetik pistte belki de en düşük kaldığı yarış olabilir. Yarış oldu, değil mi? Evet. Performans olarak baktığımızda özellikle böyle süratli yarışları çok seven bir isim Pitfall. Ama daha önceki yarışlarına baktığımızda çok çok geride kalmış bir performans Pitfall açısından. Doğru. Kutluyoruz Gökhan Kocakaya ve Safkan'ın tüm ilgililerini. Hocam, Alkan tabii önde olmayı seven bir isim. Ama çok yakın takipçisi Super Cairo'nun temposunu yükseltince Altan teşviklerle önde gitmek zorunda kaldı. Kolay bir liderlik yapmıyor. Üçüncülükte hemen arkalarında The King's Air kolay. Arka grupta yer alan Pitfall, Triple Azarex, son sırada da Oğlumsun. Ortalardan güçlendirdiği ataklarıyla her metrede arttırarak gelen The King's Air son 50'de hakimiyetini kurdu. Daha önce bir kez koşmuştu sentetikte ve ikinci tamamlamıştı. Bu kez ikinci koşusunda kazanmayı başardı. Tabii Altan'ın grup bir Fatih Sultan Mehmet koşusundan buraya geldiğini ve o koşudan olan yorgunluğunu pek atamadığını gördük ki son metrelerde pek fazla cevap veremedi. İlk kez sentetik koşan Thomas Shelby, geçimde istikrarlı yarışları var, aynı istikrarını sürdürdü. Dördüncü olan Oğlumsun'da hemen bir hafta öncesinde koştuğu büyük taarruz koşusu var. Bir hafta sonra buraya gelmiş olmanın yorgunluğu var. Ve bir ölçüde pist değişikliğinden de muzdarip oluşu var. Sentetiğin bu grupta bence en başarılısı, en deneyimlisi Pitfall ise beklentinin uzağında ki özellikle bundan önceki yarışında da öyleydi. Galiba biraz istirahate ihtiyacı var diyerek kazanan ekürüyü kutluyoruz. Kutluyoruz efendim. Devam ediyoruz bu kez İstanbul'da 4 Eylül tarihine gideceğiz. Nevzat Zaimoğlu adına anısına düzenlenen koşuya bakmak için Serokcan'ın kazandığı koşuydu. 4 Eylül'de yapılan günün 7. koşusu olarak gerçekleşen mücadele. Evet.
Peki yönetmenim sevgili Hande Uyar'dı röportaj olduğu konusunda benim önümde gözükmüyordu ama biz röportajı hemen ekrana taşıyalım. 2024 yılı Horses'in Ireland koşusunu Sayın İsmail Umut Ceyhan'ın sahibi olduğu The Kingshire jockey'i Gökhan Kocakaya kazandı. Gökhan tebrik ediyoruz, yine beraberiz. Teşekkür ederim. Ankara'dan geldi safkanınız. Nasıl bir koşu oldu senin adına? Burada bir önceki yarışında sentetik pistte çok güzel bir ikinciliği vardı. Ben de kendisini Ankara çiminde bindiğimde sentetiğin de çok iyi koşacağını biliyordum. Bugün de yarış içinde her şey benim lehime gelişti ve düzlüğü döndüğümde gerçekten güzel hızlandı ve kazanmayı bildik. Ekip ve ilgilileri kutluyorum. Tebrik ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sevgili Zadiye ve Gökhan Kocakaya'ya röportaj için teşekkür ediyoruz. Serokcan'la Nevzat Zaimoğlu koşusuyla devam edeceğiz. İstanbul'da 4 Eylül'de yapılan günün 7. koşusu olarak gerçekleşen mücadele ekranlarımıza gelmeye başladı. 1400 metre çim pistte kısa vade 8 koşu. Nevzat Zaimoğlu koşusu da 3 yaşlı Araplar için değil mi? Evet. Çok önemli, böyle yol haritası belirleyen koşulardan biridir. Kesinlikle. Serokcan da çok güzel bir tay. Harika bir yapısı var. Yarış karakteri de çok kafa yüksek. Yapısı. Evet. Çok dikkat çekiyor. Çok çok güzel, gösterişli bir yapısı var. Son yarışı hiç ölçü değildi. O gün yarış zamanında da anlattık. O gün için Bursa'ya hiç uyum sağlayamadı. Evet. Yarışı hiç kabul edemedi. Yarış içerisinde gerilere kaldı ve hiçbir yerde Salih Çelik'in teşviklerine cevap vermedi o gün için. Ama sevdiği, başarılı olduğu İstanbul pistinde FMT Bey kendisini rahatsız etse de düzlükte özellikle 300'lerde yakalandı, geçilecek gibi bir pozisyondayken devam ettirdi. Belki de Kral Karınca çok devam edemedi. Çünkü o kadar kolay geldi ki, canlı izledim ben bu koşuyu. Hı hı. Tabii hep bahsediyorum, annesi, Kral Karınca'nın annesini de ben satmıştım Arif Bey'e. Tabii. Ve o gün de canlı izlerken sıralı ikili oynadım. Süper. Kral Karınca arkası çok da iyi görünüyordu at. Ama Serokcan da çok iyi görünüyordu. Tamam dedim ya, ikiliyi aldık. Çok kolay gelince Akın. Ama devam edemedi. Ama ikinciliği kurtardı baktığımızda. Evet, evet. Serokcan harika bir performans. Şimdi kendisine yakın takipte olan, o tempolara giren FMT Bey baktığımızda koşuyu 6. olarak tabela dışarısında bitirdi. Yani Serokcan'ın burada gücü, bakar mısın atın yarış sonrası haline? Maşallah. O kadar keyifli ki, İstanbul pistini de çok seviyor. İyi yarışlarını izleyeceğiz. Devam edecektir bu performansı. İki ahırdaş 2 ve 3 oldular. Hı hı. Koşunun tabii favorilerindendi Göğübeli. Ama son performanslarının biraz daha altında kaldı diyebilirim bu koşu performansı için. Tarçın Kız epey sürpriz ve güzel bir dördüncülük elde etti. Keza yine benim sultanım da koşuda tabelayı tamamlayan isim oldu. Mirza Bey burada tabii ikinci sıradaydı baktığımızda. Ama sentetik pistte 2'de 2 yaparak gelmişti. Sanki çimi sentetiğe oranla çok sevmedi gibi geldi bana. Hı hı. Kutluyoruz Serokcan'ın ilgililerini. Gökhan da iyi bir hafta geçirdi. Evet. Hafta sonu. İyi bir hafta sonu. Evet, iyi bir hafta sonu. Ama sonrasında değil mi? Festival kapsamında en çok kazanan oldu. Dün ve pazartesi günü. Evet, biraz düşük kaldı performansları. Ama önemli yarışlarda işte Anadolu koşusu, Kraliçe Elizabeth koşusu, Boğaziçi koşusu damga vuran jockey oldu haftaya. Çok doğru. Hocam ilave var mı? Serokcan'dan bir beyaz bayrak ayırma yarışı diyelim. Hem kazandığı için hem de epey bir süre FMT Bey baskısı. Bu baskıdan kurtulduğu anda 400'de Kral Karınca baskısı ve bu baskılardan yılmayıp aksine farkı 4 boya çıkararak kazanılmış bir koşu, iki defa kutlamak gerek. Ahırdaş İkitay, Kral Karınca Göğübelli burun farkıyla 2-3 olurken ilk kez koştuğu pistte ki 400'de aradığı yolu da pek bulamayıp en dışarı çıkmak zorunda kaldı Tarçın Kız. Dördüncü ama mesafelerde dikkat dedirtti, evet, bu koşusuyla. Mirza Bey
İki sentetik birinciliğinde uzak uzaktı farklar. 6,5 boy ve 6 boy. Ama çim soru işareti oldu. Bakalım sentetikte mi devam edecek yoksa çimde bu koşusu pek ümit verici değil. Değildi. Evet. Diyelim ve devam edelim. Son bakacağımız koşumuza geçelim efendim. Festivalin ilk günündeyiz yine ve Morocco Sorek koşusuna bakacağız. Grand Rapid kazanma başarısı gösteren isimdi. Ekranlara da geliyor. Dişileri bir araya getiren koşunun galibi oldu Grand Rapid sevgili Yalçın. Evet, bir önceki yarışını yakın farklarla kaybetti. Aynaya en diri giren isimdi ama o gün için yarış biraz ağır gidip gerilere kalmıştı. Düzlükte önemli bir ara kapattı. Yakın farklarla kaybetti ve bugün de çok güzel yerde konumlandı. Yakındı öne. Enteresan bir dişi. Yani kolay, yapılı, uzun aksiyonlu ama randımanını biraz geç bulan bir isim. Hı hı. Yani burada o kadar kolay gitmesine karşın düzlükte bir acaba dedirtti. Ahmet'e de bir heyecan yaşattı diye düşünüyorum. Çünkü hadi dediğinde öndeki geçtiği rakibiyle arasında mesafe vardı ve rakibi çok kolay gözüküyordu. Evet. Ama bazı atlar yanıltabiliyor işte. Çok kolay gidiyorken hadi dediğinde çok bir şey doğru bulamayabilirsin. Amazing Taş da böyle taylardan bir tanesi. Bakın şu kolaylıkta değil mi? Gelip sıyırdı. 3 boy var. Adeta diğer rakibi çalakamçı. Doğru. Ne var ne yok çalışıyor. Ama işte güç, dayanıklılık ve sprinter yönü daha ağır basan bir isim. Kazanan Grand Rapids. O gün içinde çok öne çıkarttığım bir isimdi ve beni ve kendisine güvenenleri yanıltmadı. Kutluyoruz. Anneden de önemli bir at tabii. Baktığımızda annesinin kardeşleri çok önemli isimler vermiş. Tabii. Yani anne işte teyze çocuklarına baktığımızda, hı hı, teyze taylarına teyze tayları epey başarılı isimler görüyoruz. Güzel bir dişi. Yani yılın kalanında özellikle önümüzdeki sene üçlüye döndüğünde çok daha farklı olabilir bu tay diye düşünüyorum. Evet. Ayakları düz bastın hocam. Bir önceki yarışın zaten tekrar bir iki defa göstermiştik. Evet. Grand Rapids'in. Ki o koşuda Waterlock'ta vardı. Bugün gerçi starttan 2,5 boy kadar geç başladı koşuya. Grand Rapids evet düzlükte biraz Yalçın da söylediği gibi devrini geç buluyor ama mesafeler uzadıkça daha da farklı ve süratli giden yarışa da daha fark yaratacak bir havası var. Ben sonlardaki gelişiyle Crimean Fire'ın da üzerinde çok durulması gereken bir tay olduğu düşüncesindeyim. Waterlock için de mesafe yetmiyor. Evet. Onu da belirteyim. Bella Fina lider başlamıştı ama kum arıyor demek lazım. Tam otomatik ilk yarışında çok büyük bir sürat ortaya koymuştu. Hemen ardından da açık yarış koşuldu. Olmadı. Bu kez de Dilba denendi. Ama henüz beklenen performansı gösteremedi. Karamazı Eygürüsü'nü kutluyoruz. Kutluyoruz efendim. Biz de haftaya böylelikle noktamızı koymuş olalım. Hemen ardından da ikinci bölümümüze yani start provalarına geçelim. Provalar arka arkaya ekranlarınıza gelmeye başlıyor. We'll be right back.
6-2 yaşlı İngiliz Tayım start provasında 1 numaralı starttan Proetium Poella Sonel Taşan ekürüsü, 2 numaralı starttan Here to Go Nevzat Seyok ekürüsü, 3 numaralı starttan Capulet Levent Sarıkaya ekürüsü, 4 numaralı starttan Caravaggio Style Alican Aracı ekürüsü, 5 numaralı starttan Crimean Lady Vefa İbrahim Aracı ekürüsü, 6 numaralı starttan Candyman Duygu Fatura ekürüsü, önde bitiren Tay, 4 numaralı starttan çıkış yapan Caravaggio Style derece 21.6. Bu taylar hakem heyetinden koşabilir onayını aldılar. Hocamızın verdiği detayların tamamı tabloya da yansıdı efendim. 6 tayın da ayakları düz bastın diyelim. Kutlayalım, ikinci provalarla devam edelim. Yaşlı Arap Tayımız start provasında 1 numaralı starttan Elsibak Onur Gençer ekürüsü, 2 numaralı starttan Elzem Kız İsmail Hadioğlu ekürüsü, 3 numaralı starttan Kızıl Elmas Ahmet Haşim Ağar ekürüsü, 4 numaralı starttan Tabono Mago Mehmet Ziya Öz Hamurkar ekürüsü, 5 numaralı starttan Namsal Deniz Kurtel ekürüsü, 6 numaralı starttan çıkan Ateş Soylum Şebnem Tınas ekürüsü, önde bitiren Tay Ateş Soylum derece 24.8 oldu. Ve son metrelerde gerçekten de bir yarış tadında bir prova değil mi? Çok kolay, 24.8 yapıyor maşallah. Maşallah gerçekten çok. Öyle. Yine tüm detaylar tabloya da yansıdı efendim. Kutluyoruz 6 tayı da, ayakları düz bassın diyoruz. Ve programın sonuna geldik. Tabii süre bakımından bu hafta yoğun bir hafta olduğu için de efendim nostalji koşumuz haftaya yine ekranlarınızda olacak diyerek Yalçın'a çok teşekkür ediyorum. Yalçın ben her zaman olduğu gibi son derece değerli yorumların, kıymetli katkıların için çok sağ eksik olma. Sen de aynı şekilde her zaman renk katıyorsun. Güzel analizlerinle, istatistik bilgilerinle. Röportajları unutmam da cabası. Tabii o arada oluyor, ona bir türlü alışamadık. Bundan sonra alışırız diye düşünüyorum. Evet, tabii ki. Ben de iyi bir yayın olduğunu düşünüyorum. Gerçekten güzel bir haftayı geride bıraktık. Tüm atlarımızın, taylarımızın ayakları düz bassın. İnşallah böyle güzel safkanlarımızı uzun uzun yıllar izleyelim. Amin. Atçılığımız daha da yukarılara çıkar inşallah. İnşallah. Hocam çok çok teşekkürler. Değerli katkılar, kıymetli yorumlar için. Ben de çok ağzınıza teşekkür ediyorum. Tabii ki mücadeleler hiçbir zaman bitmiyor. Evet. İnşallah hep sağlıklı şekilde olur mücadeleler. İnşallah hocam. Ve hak eden kazanır. Sağlıklı haftaya görüşmek üzere ve tüm ekip arkadaşlarımızın da emeğine sağlık diyelim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sizlere de ayrı ayrı teşekkür edelim. Haftaya aynı günde, çarşamba günü aynı saatte 22.00'da dürbünden yansıyanlarla olan randevunuza kadar hepinize sağlıklı, güzel günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.